Merhaba, Kezban Sökmen ben. 31 yaşındayım. Ankara'dan geldim. Volkan Hoca'ya Türk Mide Ameliyatı oldum. Ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da araştırdığım doktorlar vardı. Bir sürü doktorla görüştüm. Hatta birkaç tanesiyle anlaşmak üzereydim. Daha sonra bir arkadaşım Volkan Hoca'nın Ankara'da çalıştığı hastanesinde çalışıyormuş. Kendisi bana Volkan Hoca'nın ismini söyledi. Onu da araştır istersen diye. Ben Volkan Hoca'yı araştırmaya başladım. Ameliyat olduğu hastalarıyla görüştüm. Hepsi çok memnundu. Daha sonra asistanıyla görüştüm. Ve şöyle söyleyeyim, ilk görüşmemde karar verdim gibi oldu aslında biraz. Görüştüğümüz tarihte, anlaştığımız tarihte geldim. Ameliyatım oldum. Çok şükür çok iyiyim şu an. Yaşadığım sorunlar, şöyle söyleyeyim. Aynaya baktığımda, örnek veriyorum, saçı yapıyorsunuz, makyajı yapıyorsunuz. Hani böyle baktığınız zaman genelde, yok ya o kadar da kilolu değilim aslında diyorsunuz. Ama bir yere gittiğinizde ya da bir fotoğraf çekindiğinizde o fotoğrafta gerçekten anlıyorsunuz kilolu olduğunuzu. Ya da üzerinizdekileri eve gelip de akşam çıkardıktan sonra hani böyle bir bakıyorsunuz, yani inanamıyorsunuz yani o kiloya inanamıyorsunuz. O kıyafetlerinizin genişliğine, büyüklüğüne inanamıyorsunuz. Bu birinciydi. İkincisi, hani ailemle paylaştım. Ablam, annem, babam, hani hepsi biraz tereddütteydi daha doğrusu. Bu ameliyat nasıl olacak? Tehlikesi var mı diye çok bir yanaşmadılar önceden, ama şunu söyleyeyim, hani tek bir kelime onlara ikna etti diyebilirim. Dedim ki ben mutsuzum, ben bu şekilde çok mutsuzum. Bu kelimem ikna etti onlara da, tamam dediler onlara da. Daha sonra dediğim gibi görüştüğümüz tarihte geldik buraya, Okan Hoca'yla anlaştık. Tepkikler, tahliller, endoskopiler yapıldı. Daha sonra ameliyata alındım. Şimdi çok şükür herhangi bir sıkıntım yok. Yani geldik ameliyattan, hani ameliyattan sonraki süreci isterseniz anlatayım ben size. Geldik odaya. Bir sıkıntım yoktu. Hafif böyle bir midede bir kramp gibi bir şeyler vardı. O da geçecek dediler zaten belli bir saat sonra. İlk gecem biraz böyle uyur uyanık geçti. Çok uzun süreli uyuyamadım. 10-15 dakikada uyandım, ama dedikleri gibi hemşirelerimle her uyandıktan sonra bir yürü bir tur at, daha iyi kendine gelirsin dediler bana. Sürekli uyandıkça çıktım, yürüdüm. Sağ olsun hemşireler çok yardımcı oldu. Onlar da yürüdü benimle koridorda. Geldik, pansumandı. Hemşirelerin ilgisiydi. Her şey o kadar güzel gitti ki, yani bu süreç benim hiç tahmin etmediğim kadar kolay geçti benim için. Çünkü aileme belli etmesem, kimseye belli etmesem de benim de kendime göre tereddütlerim vardı, korkularım vardı. Ama hiçbiri korktuğum gibi olmadı. Her şeyi çok rahat atlattırdılar bana. Hastane olarak, hastane ortamından, temizliğinden, titizliğinden, doktorlarından, hemşirelerinden, yani herkes o kadar iyi ilgilendi ki. Gerçekten hepsine çok çok ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Merhabalar. Kezban Hanım bize Ankara'dan geldi. Obezite nedeniyle ameliyat olmak üzere. Cuma günü hastamızın tüp mide ameliyatını yaptık. 3 delikten uyguladık ameliyatını. Bugün günlerden pazartesi. Artık taburcu olmak için sabırsızlanıyor. Kendisi bizim geniş ailemizin, büyük ailemizin bir üyesi oldu. Ama en neşeli üyelerinden bir tanesi oldu. Biz onunla tanıştığımız için çok mutlu olduk. Umarım tebessümleri kadar güzel bir hayatı olur. Ona ben bol eksili, güzel, mutlu, sağlıklı bir ömür diliyorum. Teşekkür ederim. Ben de çok mutlu oldum sizlerle tanıştığıma.